Gençler merhaba, YÖSR'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bu bir senedir çekmekte imtina ettiğim bir bölüm olacak. Yani sayısal yetenek problemleri. İnanın sorular zor. Yani daha doğrusu böyle anlatarak değil de herkesin mutlaka yapamadığı sorular vardır. Bazı sorular cidden çok zor. Şöyle ayrıntılı bir şekilde tane tane anlatarak ilerlemeye çalışalım. Peki, diyor ki yuvarlak bir masa etrafında oturan 10 çocuk saat yönünden birden 10'a kadar numaralandırılıyor. İşte saat yönü. Bu çocuklar şöyle bir oyun oynuyorlar. Herhangi bir çocuk bir diyerek saymaya başlıyor. Numara sırasına göre bir sonraki çocuk 2, sonraki çocuk 3 diyor. 3 diyen çocuk oyundan çıkıyor. Bir sonraki çocuk tekrar birden saymaya başlıyor. Ve yine 3 diyen çocuk oyundan çıkıyor. Sayma bu şekilde saat yönüne devam ediyor ve geriye 2 çocuk kalana kadar oyun bitiyor. Kuralımız bu. Şimdi mesela oyunun sonunda 2 ve 8 numaralı çocukların kalabilmesi için oyuna kaç numaralı çocuk başlamalıdır? Şıklar 6, 7, 8, 9. Mecbur deneyerek gideceğiz. Zaten sorunun zorluğu da o. 6, 7, 8, 9 ve sonraki şıkkımız neydi? 10. Şöyle yapmaya çalışalım. Mesela 6 numaralı çocuk oyuna başlarsa eğer, yani bu çocuk 1 derse, bir sonraki yani 2, şu 2 diyecek, şu elenecek. Sonra tekrar bu 1 diyecek, 2 diyecek, bu elenecek. Tabii biz A şıkkı mıdır cevap, ona göre şey yapmıyoruz. Yani tek tek devam edeceğiz. 6 numaralı başladı, 8 çıktı, 9 numaralı başladı, bu çıktı. Şimdi tekrar bu 1, 2, 3. Ha bu arada biz neyin kalmasını istiyoruz? Tabii bu arada keşke soruyu da şey yapsaydık. 2 ve 8'in kalmasını istiyoruz. Yani 2 ve 8 en son kalacak. Yani bunlardan biri elenirse o şıkkı eliyoruz. Ha zaten o zaman ne olmuş oluyor? Yani 8 elendiği için bu şıkkın olma ihtimali kalmadı. Böyle böyle tek tek deniyoruz gençler. Ben birkaç tane yani yapacak bir şey yok. Bunu bu şıkkı tek tek yapacağız ama dediğim gibi yani burada sorunun zorluğu denemekten başka çare ben bulamadım. Ama buna bir formül geliştirebilen varsa da yorumlara yazsın. Şimdi eğer 7 numaralı çocuk 1 derse 2, 3 bu gidecek. Sonra 1, 2, 3. Bakın 2 benim aradığım adam elendiği için artık 7'nin olma ihtimali kalmadı. Şimdi tekrar aynı şeyi bir daha yapacağız. Böyle böyle devam edeceğiz yani artık. Devam edelim ama. 8 diyen çocuk 1 derse 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu da gitti. 1, 2, 3. Bakın 8 yine gitti. Olmaz. Peki 9 numaralı çocuk başlarsa böyle böyle denedik yine. 9 numaralı çocuk bir derse ne oluyor bakalım. Evet. Başlayalım. Şimdi 9 numaralı çocuk bir derse 1, 2 bu gitti artık. 1, 2 bakın 4 gitti. 1, 2 7 gitti. 1, 2 bu gitti. 1, 2 5 gitti. 1, 2 9 gitti. 1, 2 6 gitti. 1, 2, 3. Bu da gitti gördüğünüz gibi. En son 8 ve 2 kaldı. Yani cevabım neymiş? D şıkkıymış. Şimdi gördüğünüz gibi sorunun çözümü uzun. Saymaya diyor 3 numaralı çocuk başlarsa oyun bittiğinde diyor ne olur? Şimdi saymaya 3 numaralı çocuk başlasın. Yani birden başlayacak olan oymuş. Peki bakalım şimdi. Bu 1 diyecek. Bu 2 diyecek. Bu 3 diyecek. Bu 1 diyecek. Bu 2 diyecek. Bu 3 diyecek. Bu 1 diyecek. Bu 2 diyecek. Bu 3 diyecek. 1 diyecek, 2 diyecek, 3 diyecek. 1 diyecek, 2 diyecek, 3 diyecek. 1, 2, 3. Ne kaldı şimdi? 1, 2, 3. En son 6 ve 7 mi? 6 ve 7. Yani en son 6 ve 7 diyor ama ben hata yaptım herhalde bir yerde. Çünkü bunun cevabına A diyordu sanki. Bir daha deneyelim. Durun bir saniye. Bir yerde hata yapmış olabilirim. Atlamış olabilirim. Çünkü dediğim gibi direkt dikkat sorusu 1, 2, 3. Ben tabii hep daha önce çözdüm bu soruları. 1, 2, 3. Çünkü bu matematik gibi değil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet, 2 ve 6 doğru hatırlıyormuşum. Bir yerde atlamışımdır muhtemelen. Devam edelim tabii ki yine soru çözme. Mantığı, genel mantığı anladığınızı düşünüyorum ama saymaya 5 numaralı çocuk başlarsa oyun bittiğinde hangi numaralı çocuk kalır? Aynısını sormuş bir daha. Bakın yine
Evet, isterseniz videoyu ilerletebilirsiniz. Zaten aynı şey. Saymaya 5 numaralı çocuk başlayacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani ne kaldı? 4 ve 8 kaldı. 4 ve 8 harfler de varmış. Peki. Oyunun sonunda 1 ve 5 numaralı çocukun kalabilmesi için oyuna kaç numaralı çocuk başlamalıdır? Yani biz burada direkt şeye bakalım. Yani ben cevap anahtarından bakayım. Bunun dördüncü sorunun cevabı neymiş? Yani direkt aynı şeyi yapacağım için 4 Adana'ymış. Yani dördüncü cevabı 2 numaralı çocuk başlayacakmış. Yani çünkü mantığı anladınız. Buradan sonra farklı bir şey yok yani. 2 numaralı çocuk başlarsa acaba ne olduğunu düşüneceğiz. 1 ve 5 kalacak mı? Yani 2 başlarsa 1 ve 5 kalacak mı? Hani A şıkkına koymuş gerçi. Çok da şey değildi. Biz daha A'dan başlayacaktık ama. Peki 2 numara çocuk başlarsa 1, 2, eredim. 1, 2, eredim. 1, 2, eredik. 1, 2, eredik gençler. 1, 2, eredik. 1, 2, eredik. 1, 2, eredik. 1, 2 eredik ve gördüğünüz gibi 1 ve 5 kaldı. Yani bunun cevabı neymiş? Adanaymış. Yani çok matematik gibi değil. Hani ben şey değil hani biraz böyle farklı tarzda sorular. Peki şimdi diyor ki 5 ve 6. soruları bu bilgiye göre geçerli olup olmadığını cevaplayınız demiş. 10 numaralı bir kredi kartı numaralarının geçerli olup olmadığı aşağıdaki yöntemle bulunuyor. Kredi kartı numarasının ilk 9 hanesindeki rakamlar 1'den 9'a kadar numaralandırılır. Bakın gördüğünüz gibi burada numaralandırmış. Böyle bu şekilde. Sonra 10. hanedeki rakam ise kontrol amaçlı K harfiyle gösterilmiş. Evet bunu da K harfiyle göstermiş. Hane numarasındaki tek olan rakamlar 2 ile çarpılır. Bakın hane numarası dediği şey şurada 1, 3, 5, 7 ve 9. 2 ile çarpacakmışım. 2 basamaklı ise sayının rakamlarını toplamı not edilir. Şimdi şuraya 2 ile çarparsam, şimdi bunları bir çarpalım sonra böyle adım adım gidelim. Mesela ben bunu 2 ile çarparsam 10 diyor bize. Ne yapar? Bu 10 yapar. Rakamları toplamı ne yapacak? Bakın 10. Rakamları toplamı kaç olacak? Onu farklı renkle yazalım. 1. Bunun 2 katını alacağım. 4. Bunun 2 katını alacağım. 6. Bunun 2 katını alacağım. 12. Rakamlarını toplayacağım. Mesela 12 rakamları toplamı 3 yapacak. 9'un 2 katını alacağım. 18. Yani şuradaki 9'un 2 katını alacağım. 18. Rakamlarını topladım 9. Peki devam edelim okumaya. O soruda devam edelim. Hane numarası çarptı konu. Hane numarası çift olan rakam ise değiştirmeden not edilir. Yani bunları değiştirme diyor bize. Yani buraya 7 yaz. Buraya 4 yaz. Buraya 1 yaz. Buraya da 8 yaz diyor. Peki. Sonra da not edilen tüm sayılar toplanır ve bu toplamın 10 ile bölümünden kalan kontrol edilir. Eğer kontrol hanesindeki rakama eşit ise diyor ki mesela bize bunun diyor geçerli bir şey olabilmesi için diyor. Sen diyor şuraya sayıları bir topla. Yani şunu topla. Mesela ne yapar? 8, 12, 22, 23, 26 ne yapar? 34, 43 diyor mesela. 43. Bunu diyor 10'a böl. 43'ü 10'a bölünce 4 kere var işte. 40 kaç kaldı? 3 diyor. İşte diyor K eğer 3 olursa bu da kredi kartı. Doğru bir kredi kartıdır diyor. Şimdi aynı şeyi bunun için yapacağız. Bakın şimdi. Önce tek olanlara bir bakalım. Bakın bu tek. Tek olan yani 1, 3, 5'ten yola çıkarak. X var, 7 var ve 9 var. Bunun iki katını alıyorum 6. Bunun iki katını alıyorum 4. Bunun iki katını alıyorum 2x. İki katını alıyorum 14. 14. Rakamlarını topluyorum 5. İki katını alıyorum 4. Sonra diyor şeylere hiç çift olanlara hiç dokunma diyor. 9. Bakın 9. 4. 4. 1. Bunları hepsini toplayacağız. Sonra 10'a böleceğiz. 9 kalması gerekiyor. Yani temel mantığımız bu. Bir toplayalım isterseniz. Ne yapar? 10, 19, 23, 24, 29, 33, 37 artı 2x. 37 artı 2x. Peki ben şimdi 37'yi 10'a bölsem kalan kaç olur? 7. 7 artı 2x. Şimdi benim buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki 9 olsun. Gördüğünüz gibi ben buraya 1 yazarsam x yerine 6, 7 artı 2'den 9 olur ve kalan 9 olmuş olur. Diğer şıkları kontrol etmedim ama direkt zaten ben de direkt 1 yazdım, yaptım.
Evet, şimdi ise en kenarda bir çokgende diyor. İçeride yazdığı sayının bir fazlasını, bir fazlasını, bir fazlasını hani kenar sayısı kadar. Mesela 2 yazmış ya buraya mesela. 2, 5 defa, 5 defa arttıracak. Yani 2, birincisi 2, 4 defa arttıracak pardon. 3, 4, 5, 6 bunların hepsini çarpacakmışız. Mesela bu kök 3 eksi 1, ben kök 3 eksi 1'i ne yapacağım? Kök 3 eksi 1'i, kök 3 eksi 1, kaçgen bu? Üçgen. Bakın 1, 2, üçgen zaten. Bir fazlası kök 3, bir fazlası kök 3 artı 1. Peki burada ne yapacağız? Kök 3 eksi 2. Tabii kaç kez arttıracağım bunu? 4 kez. Çünkü birincisini saymayacağız. Yani bu birincisi olmuş olacak. 4 kez arttıracağız. Kök 3 eksi 1, kök 3, kök 3 artı 1, 1, 2, 3, bir tane de kök 3 artı 2 gelecekmiş. Şimdi gördüğünüz gibi burada sadeleştirme işlemleri var. Mesela kök 3 eksi 1, kök 3 eksi 1, kök 3'ler gitti. Ne kaldı gördüğünüz gibi burada? 1 bölü kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2'nin çarpımı. Bu iki kare farkından 1 eksi 3 eksi 4 demektir. 1 bölü eksi 1 demektir. Eksi 1 olacakmış. Bu videoları ikişer ikişer yapalım olmadı. Bir sonraki videoyu ben yine çekince birleştirip yayınlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşeceğiz.